Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kumaş üzerine tel kırmayla, telle çarpı işi nasıl yapılır onu anlatacağım. Zaten telle çarpı zaten kumaşa yapılıyor. Ben daha önce tüle yapıldığını falan görmedim. Bilmiyorum. Yani yapıldığını da bilmiyorum. Şu şekilde anlatalım. Şimdi kumaş üzerine yapmak için eğer kumaşınız seyrekse 3 iplikten, sıksa 4 iplikten, çok büyük büyük yapmanıza gerek yok. Ama ben size şimdi rahat görebilmeniz için, anlayabilmeniz için böyle biraz büyük yapacağım ama 3 iplikten ya da 4 iplikten yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi başlayalım. Batıyoruz. Aşağı doğru. Ben 4 iplikle yapacağım şimdi. Rahat görün diye şöyle yaklaştırayım biraz. Battığımız delikten aşağı doğru 4 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buraya batmadan sağa doğru tekrardan 4 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve buradan çıkıyoruz. Yani ilk battığımız deliğin tam çaprazından tam çaprazına batmış oluyoruz. Etemin yapar gibi aynı. Ama böyle biz sürekli kıracağız. Şimdi bir miktar tel bırakıp bunu aşağı doğru yatırıyoruz. Ve alttaki teli tutup yukarıya doğru kıvırıyoruz. Ve ilk battığımız deliğe batıp aşağı doğru 4 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buradan çıkıyoruz ve şu şekilde bir verevimiz oluyor. Teli çapraz olarak yukarıya doğru yatırıp bu alttaki delikten şöyle göstereyim. Şuradan ilk battığımız yerden yukarıya doğru 4 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve buradan batıp alttaki delikten çıkıyoruz. Bu şekilde çıkıyoruz. Telimizi parmağımızın etli kısımlarıyla her zaman etli kısımlarıyla bastırıp teli çapraz olarak yukarıya doğru kıvırıyoruz ve şu aradan iki telin arasından geçiriyoruz ve telimizi kırıyoruz. Bu şekilde bizim çarpılarımız oluyor. Tabi normalde işte dediğim gibi bu kadar büyük olmaz. Yoksa bu aralardaki mesafe uzun olduğu için aradan tel çıkar. Kumaşınız seyrekse 3 iplikten, çok seyrekse 2 iplikten bile yapabilirsiniz. Yani bu artı işlemleri gibi çift sayı olması gerekmiyor. 3 iplik, 4 iplik, 2 iplik yapabilirsiniz. Eğer kumaşınız sıksa o zaman 3 iplikle yapın. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım şimdi. Hatta yanına yapalım. Şimdi şuradaki köşenin ve hep aynı yönden başlayın. Buradan başladıysanız, yukarıdan başladıysanız sürekli aynı yönden, aynı şekilde başlamanız gerekiyor. Bunun direkt karşısına 4 iplik sayalım. Şu mesela sayamıyorsanız şuradan şu şekilde de yapabilirsiniz. Şunun şöyle göstereyim. Şu alttaki deliğin yanından 4 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buradan çıkıyoruz. Şu şekilde çıkıp bir miktar tel bırakıyoruz ve bunu yatırıyoruz. Tekrar telimizi geldiğimiz yöne çapraz olarak yukarıya yatırıp 4 iplik aşağıdan, yani şuradan şu şekilde çıkıyoruz. Telimizi çapraz olarak yukarıya kaldırıyoruz. Ve buradan 4 iplik yana sayıyoruz sağa doğru. 1, 2, 3, 4. Buradan batıp alttaki delikten çıkamadık. Bir dakika, çıktık. Alttaki delikten çıkıyoruz. Teli yerleştirip yukarıya doğru çıkıyoruz ve burada telimizi kırıyoruz. Kıramadık. Kırdık. Bu şekilde telle çarpı işi de bu şekilde olmuş oluyor. Ben şimdi size bunun tersini göstereyim. Tersi de şu şekilde N harfi gibi, işte böyle Z harfi gibi olmuş olacak. Bu şekilde kumaş üzerine telle çarpı işi yapmış olduk. Dediğim gibi daha küçük küçük olması gerekiyor. Ben size şimdi rahat anlaşılsın diye büyük yaptım.
Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden ya da muhabbet sofrası Instagram sayfasından sorularınızı sorabilirsiniz, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız paylaşmayı, videomu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.